Eğitimimize yeni başlamanın vermiş olduğu bir heyecanla, kampüsümüze kavuşmanın, en azından belli bir bölümüne kavuşmanın vermiş olduğu keyifle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yıl Abdullah Gül Üniversitesi'ne hakikaten çok iyi öğrenciler aldık. Yani siz değerli arkadaşlarım, siz değerli Agül'ü, öğrenci arkadaşlarım, hakikaten canı gönülden kutluyorum. Yani ilk 30 binden, hepiniz ilk 30 binden geldiniz. 1 milyon üzerinde insanı aşarak, onları ekarte ederek böyle büyük bir yarışta 3-4 yıllık bir sürecin sonunda 1 milyon insanı arkanızda, gerinizde bırakarak ilk 30 binin içerisine girmek çok büyük bir başarı. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Şimdi bugün 2013 Eylül ayı, tahminen 2018 Haziran ayında inşallah bir kısmınız, tabii biz umut ediyoruz ki hepiniz mezun olursunuz. Yani bir yıl hazırlık, 4 yılda normal eğitim. Çok iyi öğrencilersiniz. Herhangi bir takıntının, bir sıkıntının olacağını da sanmıyorum. 2018 yılında inşallah hep beraber yine sağ salim sizleri mezun etmenin, sizleri iş dünyasına, akademik dünyaya ulaştırmanın keyfini yaşarız. Şunu unutmayın. Aslında sizler yeni kurulan ve büyük hedefleri olan, dünya çapında bir üniversite olma hedefi taşıyan bir kurumun ilk mezunları olacaksınız. Dolayısıyla çok şanslı mezunlar olacaksınız, onu söyleyeyim. Yaratıcılığı ve yenilikçiliği harekete geçiren bir üniversite olmak istiyoruz. Şimdi yaratıcılık deyince bazı insanların kulağını bu sözcük tırmalayabilir. Biz tabii ki karşılıksız yaratan, tabii ki Allah'ın o müstesna bir şey, ama bizim dediğimiz var olanlardan yapay olarak, en azından kurum ve kuruluşlar anlamında konuşuyoruz. Yaratıcılığı, yani yeni şeyleri bulmayı ve yenilikçiliği harekete geçiren bir üniversite olmak istiyoruz diyoruz. Bizim önemli sözcüklerimizden bir tanesi. Misyonumuz, bakın bu çok önemli. Şu 2-3 satırı kaleme alabilmek için aylarca çalıştık. Yüzlerce insanla beraber çalıştık. Yani AGÜ'nün ilk temelleri atılıyor ama böyle bunun altında çok büyük emekler var arkadaşlar. Ve Türkiye'den, hatta dünyadan, gerek bilim dünyasından, gerek iş dünyasından, kendi alanlarında konularının uzmanı ve önde gelen şahsiyetleriyle biz bir araya gelerek, çalışarak, çalıştaylar yaparak, arama konferansları yaparak vizyonumuzu ve misyonumuzu oluşturduk. Misyonumuz, öğrenen odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirmek. Bakın bunlar çok çok, yani çok önemli sözcükler, ifadeler. Geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek istiyoruz biz. Yani onları da sizlersiniz işte. Yani bir takımın oyuncusu olan değil, o takımın lideri olan, dünyayı ve Türkiye'yi değiştiren, dönüştüren insanlar yetiştirmek istiyoruz biz. Bizim çıkış noktamız bu. Ve öğrenen odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek. Şimdi burada küçük bir not aldım, yanlış söylemeyeyim diye. Pek ezberi sevmem. Ve küresel sorunlara çözüm arayan, bakın bunlar önemli sözcüklerdir. Küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak. Onun bunun filan küçük işler değil.
Yani biz istiyoruz ki eğer dünyayı şekillendireceksen, fark yaratacaksan Agül olarak, belki böyle evet şirketlerin, bir takım kurum ve kuruluşların sorunlarıyla da ilgilen ama küresel sorunlar var. O sorunları da bilerek o meseleleri nasıl çözeceğini, en azından nasıl üstesinden geleceğini bilen bireyler olarak sizleri yetiştirmek istiyoruz. Ve bir araştırma üniversitesi olmak istiyoruz. Yani bilgi üreten, know-how üreten bir üniversite olmak istiyoruz. Ve sizlerin de bu şekilde yetişmelerinizi istiyoruz. Çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmek misyonumuz. Evet, bir araştırma üniversitesi ama bu araştırma üniversitesi aynı zamanda kuracağı bir takım işbirlikleriyle, bunlar sanayici olabilir, bunlar başka üniversiteler olabilir, bunlar sivil toplum kuruluşları olabilir, sosyal kesimlerden bir takım kurum ve kuruluşlar olabilir. Bunlarla beraber ürettiği bilgiyi de bir değere çevirmek, ekonomik bir değere veya sosyal bir katma değere dönüştüren insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bizim misyonumuz bu arkadaşlar. Bu 4 sene, 5 sene, yani 5 sene sizin için çok önemli. Lütfen çok iyi değerlendirin. Çok yönlü insanlar olarak yetiştirmeye çalışın kendinizi. Çok yönlü düşünen insanlar olarak yetiştirin. Yalnızca teknik olarak değil, sosyal, kültürel ve entelektüel olarak kendinizi geliştirin. Bu arada hemen size şunu söyleyeyim. Bunu belki unuttum söylemesini ama biz burada 40 takla atsak, amuda kalksak, elimizden gelenin 10 katını yapsak, siz istemedikten sonra, siz bunu gerçekten talep etmedikten sonra biz başarılı olamayız arkadaşlar. Dolayısıyla sizin istemeniz lazım. Sizin bunu talep etmeniz lazım. Bu olmadan olmaz. Dünyanın en iyi hocalarını, dünyanın en iyi eğitimcilerini, dünyanın en iyi gençlik merkezi uzmanlarını, duayenlerini buraya getirsek, size işte iletişimle ilgili, ne bileyim ben, diğer konularla ilgili seminerler, çalıştaylar vesaireler yapsak, bu yani baby spoon dediğimiz böyle ağza böyle kaşıkla yemek vererek olacak bir şey değil. Sizin istemeniz lazım. Öncelikle sizin, biz evet ben bir dünya insanı olmak istiyorum, bir dünya bireyi olmak istiyorum demeniz lazım. Ve talep etmeniz lazım. Ve bunu yaşamanız lazım. Bu olmadan maalesef olmaz. Biz şu anda hazırlık eğitimimiz devam ediyor arkadaşlar. İnşaatlarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen aylarda dünya ödülü almış, son derece modern ve çağdaş, çok iyi hazırlanmış gerçek kampüs binalarımızda da eğitime başlayacaksınız. Oraya gideceksiniz. Orada çok daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çünkü yani bu büyük bir ayrıcalık orada olmak. Yani öyle bir kampüslerde yani o yaşamak, ben Türkiye'deki bütün kampüsleri gördüm yani. Çok güzel bir vakfımız hakikaten gerekli desteği de sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti de gerekli desteği sağlıyor. Böyle dünya normlarında çok güzel bir kampüs şekilleniyor, çıkıyor. Ve o yavaş yavaş oralara geçeceğiz. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve hepinize mutlu, huzurlu bir eğitim hayatı diliyorum. En kısa zamanda tekrar yine başka bir takım etkinlikte bir araya gelmek dileğini tekrarlıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizin de bizim de yolumuz açık olsun arkadaşlar. Sağ olun.